Ya sevgili izleyiciler, gerçekten ne düşünüyorsunuz ya? Ya olacak iş değil yani. Ne bileyim. Ya düşünme değil Allah aşkına. Allah aşkına evde çocuğu benim rezil eder ya. Nasıl rezil eder çocuk? Çocuğun ne günahı var? Ya ya bak. Ben yavru 7 aylık günahsız bebek ya. Tamam günahsız da bak ben seni yayından kes, ben sana bir özel şeyler anlatayım. O kadar uzun sürecekse ben yani detayı ben başka hayır, türlü... Hayır hayır kısa. Tamam arkadaşlar, hayır, butona basın. Şey butona basın, sesi kulağıma verin. Sesi kulağıma verin. Bir ayarlama yapayım. Bekle bana bir dakika, zaman ver İsmail Bey. Kulağıma bir şey söyleyecekmiş. Merak ettim. İnşallah kaldırabileceğim. Çok mahrem bir şeyse bana da söyleme, rica edeceğim. O kadarını bir öğrenmek istemiyorum ya. Tamam, kulağımdaki sesi bir dakika dur, sesi de şu sesi de açayım ben de ses. Bir dakika, kulağımdaki ses neredeydi ya? Şu mikrofon. Tamam söyle İsmail Bey. Açtım sesi. Ha. Anladım. Bunu ekranda söyleyebiliriz. Anladım, anladım. Ha öyle mi söyledi mi size? Ha. Tamam. Onu söylemeyeceğim. Anladım. Şimdi sesi açalım. Sesi söylemeyeceğim. Tamam İsmail, söylemeyeceğim. Tamam. Tamam İsmail Beyciğim, sesiniz açık şu anda, değil mi? Anladım ben sizi, sesinizi açıyorum. Tamam, ekranda söylemeyeceğim bir şey, söyleyemeyeceğim bir şey zaten. Anladım ben onu. Yani, ama anladım, bir dakika anladım. Ama bir şey söyleyeyim. Şimdi sizin komşunuz değil mi bu arada? Komşunuz. Evet komşum. Kocasıyla da akraba mısınız? Çok uzaktan. Ha? Çok uzaktan akraba. Çok uzaktan. Yani özür dilerim, evet. Kocasına... Ya, sülale şeysiniz yani. Ama akraba aynı... değiliz dedi bana. Ama akrabaymış bak kocamla. Siz akrabaymışsınız yani dedim ben. Uzak akrabaydı, uzak akrabaydı. Çok uzak. İnsan hayır, akrabasına ya da komşusuna dedi. Yan gözle bakar mı ya? Ya ben biraz önce size kaç sefer söyledim ya. İlk talep bundan geldi bana ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Kulağıma söylediğiniz şeyi söylemeyeceğim. Evet. Ama o ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yani Raziye Hanım'ın çok da böyle zarar görmesini de istemiyorsunuz, paylaşmadığınız için söylüyorum. Ya dedim neden? Ya komşum olduğu için ben çok rencide etmek istemiyorum dedim. Bakın komşunuz olduğu için rencide etmek istemiyorsunuz değil bence. Hala ona karşı evet. Duygularınız ve biraz da zaafınız olduğu için... Hala ben hissettiğimi söyleyeyim ve düşündüğümü söyleyeyim. Hala şimdi ben normalde bana bir kadın bunu yapıyorsa ya da erkek bunu yapıyorsa ve ben dediği her şey yalansa, beni taciz ettiyse, çocuğu hamile yani hamile kendi kaldıysa, bana şantaj yapıyorsa ben her şeyi söylerim. Ama siz Raziye Hanım'la ilgili her şeyi ekranda konuşmayıp onu korumaya çalışıyorsunuz. Onu korumaya çalışıyorsunuz. Ya ben, çünkü ya, neden? Korumaya istemiyorum da ben zarar dediğim gibi işte ben bazı bu işler... Ha. Söyle İsmail. Ya sonuçta eğer gerçekten de hani benim de çocuğumun annesi ise de çok da rencide etmek istemiyorum yani. Sadece ya, bu yani. Doğru anlamışım. Doğru anlamışım o zaman. Doğru hissetmişim. Vallahi isterim gelişti program sayesinde yani. Ya şu anca ben hiçbir şeyi tam net olarak bilmediğim için gerçekten çocuğumun annesi isen de çok rencide etmek istemiyorum yani. Peki çocuğunuz için, şu anda fazla konuşmak istemiyorum. Pişman mısınız çocuğunuz yurtta ya? Üzülmüyor musunuz hiç? Pişmanlık. İsmail Bey üzülmüyor musunuz? Ya üzülsem benim elimden gelecek şu anki bir şey yok ya Allah. İndireceğim. Buna mı bakacağım ya? Bir şey söyleyeceğim. Siz eşiniz bu durumu ne zaman öğrendi sizin? Raziye'den ne zaman haberdar oldu? Çünkü kızınız dedi ki 2018 yılından beri... Doğumdan sonra haber oldu. Ama 2018 yılından beri bu kadından kurtulmaya çalışıyoruz dedi. Ben yanlış mı anladım? Evet. Nasıl doğumdan sonra haberi olduysa 2018 yılından beri kurtulmaya... Ya. Kızım dedi, kızın az önce kızın söyledi. Biz bu kadından. Hayır, inde zaten bana söyledi ki bana 4 yıldır Bereli dedi. Ben sana dedi meyilliyim dedi. Sen bana dönüp bakmıyorsun diyen oydu bana yani. Ya. Bizim işimiz 2022 yılında başlamıştı. Peki sen eşine bu durumu nasıl izah ettin? 22 yılında Haziran ayında başlamıştı. İsmail Bey sen bu durumu eşine nasıl izah ettin zavallı hasta kadıncağıza? Ya ya özür dilerim ama utanmıyor musun İsmail Beyciğim ya? Hayat ya, bu. Bak hayat bu. Herkesin başına her şey gelebilir ama. Kanser hastası bir kadının ölümünü bekleyip o sırada zaaflarına yenik düşmek. Ya çok özür dilerim ya. Özür dilerim ama vicdansızlık İsmail Beyciğim ya.
Ya ne derseniz deyin artık. Ayıp. Ya şu saatten sonra tamam, olan oldu zaten de tamam da kapatır mısın zaten? Eşinizin durumu nasıl? Eşinizin sağlığı nasıl? Hanımefendinin sağlığı nasıl? Devam tedavilerimize gidiyoruz, daha tedavi ediyoruz. Metastas var mı? Vücudunun bir yerlerine sardı mı? Evet, kalçaya atmıştı. Ah. Ya hem siz evlisiniz, komşususunuz, hem Raziye evli. Bir de onunla şeyle tanışıyorsunuz, kocasıyla da tanıyorsunuz kocasını. Yani gerçekten evet. Ne aklım alıyor, ne vicdanım alıyor, ne ahlakım alıyor. Hiçbir şey kabul etmiyor ya. Ya kendi iradeniz dışında ben gerçekten İsmail Beyciğim, hiçbir iradenize sahip olamıyorsunuz. O kadar zayıf mı iradeniz sizin? Demek ki zayıfmış. Ya 53-54 yaşında adamsın ya, gözünü seveyim ya. Kadın sana uygunsuz fotoğraflar gönderiyorsa bana gönderme, benim eşim hasta, ben eşimle ilgileniyorum diyebilirsin. Ama şunu söylüyor, başka kadınlarla da sürekli hanımefendi eşinizi aldatmışsınız yani. Yaptınız mı ya bunu? Aldatma, gözümün yok. Önünde ya, gördüm. İnden hepine çıkarıyor ya. Gözümün önünde ya gördüm diyor. Nasıl gözünün önünde gördün? Göz göz geliyorlardı. Kıskanıyor muydun sen de? Bak ben sen... Ben kıskançlıktan değil de hani hanımın üzülüyordum ben o zamanlarda, hani hanımını aldattığı için onu üzülüyordum. Üzülüyorsan niye gidiyorsun sen de adamla birlikte oluyorsun ya Raziye? İstemiyordum ben. İstememe rağmen. İstemediği bir şey yapar mı ya? Sen de kocan dönmüyor. Bana İsmail sahip çıksın mı diye düşündün. Ben zaten boşandıktan sonra başka biriyle yuva kuracaktım. Bir dakika, bir dakika. Telefon hattında. Of, kocan varmış ya. Of ya. Şaban hattı mısın? Merhabalar. Evet, merhabalar Didem Hanım. Herkese iyi yayınlar. Şaban, seninle konuşacağım. Sana sorularım olacak. Yani acayip bir işin içine girdik. Bir de ortada bebek var. Ne olacak bilmiyorum gerçekten. Seninle konuşacağım. Bekle lütfen. İsmail Bey, seninle de konuşacağım.